Dedenin başına başlıyoruz arkadaşlar. Yine ten rengimle tabii ki. Öncelikle altılı sihirli halka yapacağız. Evet, altılı sihirli halkamızı yaptık. İkinci sıramızda 6 kere arttırma yapacağız. Yani hepsine çift batacağız. Evet, ikinci sıramızda 6 kere arttırma yaptık. Şu an 12 sık iğnemiz var. Üçüncü sıraya geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramızda bir sık iğne bir arttırma yapacağız. Sıra boyu tekrar edeceğiz. Evet, bir sık iğne bir arttırma yaptığımız 3. sıramız da bitti. 4. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 4. sıramız 2 sık iğne bir arttırma. Yine bu da sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 2 sık iğne bir arttırma yaptığımız sıramız bitti. Ben şu içeride kalan ipi dışarıya çekip işaretleyici iğne yerine kullanıyorum. Kafanız karıştırmasın. Şimdi 3. sıraya geçiyorum. Pardon, 5. sıraya geçiyorum. 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum. Yine sıra boyu tekrar edeceğim. Evet, 3 sık iğne bir arttırma yaptığımız 5. sıramızda bitti. Şu an 30 sık iğnemiz var parçamızda. 6. sıraya geçiyorum. 6. sıramızda arkadaşlar 4 sık iğne bir arttırma yapıyoruz. Sıra boyu tekrar ediyoruz. Evet, 4 sık iğne bir arttırma yaptığımız 6. sıramız bitti. 36 sık iğnemiz var. Şimdi 7, 8, 9. sıralara düz örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz arkadaşlar. 3 sıra düz öreceğiz. Evet, 3 sıra düz ördük. 7, 8, 9. sıralarda. Şimdi 10. sırada önce 6 sık iğne yapacağız. 6 sık iğnemizi yaptık. Şimdi 3 kere ard arda arttırma yapıyorum. Evet, 3 kere arttırma yaptım. Şimdi 5 sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar 3 kere arttırma yapacağız. 5 sık iğnemizi yaptık. Tekrar 3 kere arttırma. Şimdi sıra sonuna kadar sık iğne yapacağız. Toplam 19 sık iğne. Evet, 19 sık iğnemi de ördüm. Sıramız bitti. Tekrar bir sayayım. 6 sık iğne, 3 arttırma, 5 sık iğne, 3 arttırma. Ardından 19 sık iğne yaptık ve 10. sıramız bitti arkadaşlar. Şimdi 11. sırayla 13. sıra arasında düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Evet, 11 ile 13 arasını düz ördük arkadaşlar. Şimdi 14. sıraya başlıyorum. 14. sırada öncelikle 13 tane sık iğne yapacağız. Şimdi 13 tane sık iğnemizi ördük. Ardından 3 kere arttırma yapıyoruz. Evet, 3 kere ard arda arttırma yaptıktan sonra şimdi 26 tane sık iğne örüyoruz.
Evet, 26 sık iğnemizi de ördükten sonra sıramızı bitirmiş olduk. Şu an 45 tane sık iğnemiz var. 15 ve 16. sırada hiç arttırma eksiltme yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, 15. ve 16. sıraları düz ördük arkadaşlar. Şimdi 17. sırada önce 6 sık iğne öreceğiz. Altı sık iğne ardından 3 kere azaltma yapacağız ard arda. Ardından bir sık iğne. Tekrar 3 kere azaltma. Tekrar bir sık iğne örüyorum. Tekrar 3 kere azaltma yapıyorum. Ardından 19 sık iğne öreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar olmuş oluyor bu da. Evet, 19 sık iğnemizi yaptık. Sıramız bitti. Artık kafanın altına doğru geçtik. Burada gözümüzü takacağız. İçini biraz dolduracağız bundan sonra ördükçe. Evet, gözleri takacağız demiştim. 9. ve 10. sıralar arasında. Sayayım bak, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. sıralar arasında. Şurada arttırmalarımız var. Birbirine çok yakın olan arttırmalar. Bunların tepesine takacağız gözlerimizi. Şöyle göstereyim yakından. Bakın, arttırma burada. Ve diğer arttırma da burada. Hemen bunların tepesine takacağız. Buraları genişletip 6 milimlik göz takıyorum. Evet, gözleri taktık. Arka kilitlerini de taktım. Gözlerin yerini dediğim gibi 9. ve 10. sıralar arasında şu ilk artırmalarımızın üstüne takacağız. Şimdi içini dolduracağım biraz ve 18. sıraya başlayacağım. Evet, içini biraz doldurduk. Gözlerimizi taktık. Şimdi 18. sırayı öreceğim. 18. sıramız arkadaşlar 4 sık iğne bir azaltma ve sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 4 sık iğne bir azaltma yaptığımız 18. sıramız bitti. Şimdi 19'a geçiyorum. 19 arkadaşlar 3 sık iğne bir azaltma, yine sıra boyu tekrar edilecek. Evet, 3 sık iğne bir azaltma yaptığımız sıramız da bitti. Şimdi 20. sıradayız. 2 sık iğne bir azaltma yapacağız. Ördükçe içine doldurmayı unutmayın. Şu an çok yumuşak benimki ama iyice dolduracağım ve sıkı olacak. Sıraya başlıyorum. 2 sık iğne bir azaltma demiştim. Evet, 2 sık iğne bir azaltma yaptığımız 20. sıramız da bitti ve son sıramızdayız. Başın içini iyice doldurdum arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık çok sıkı. Şimdi son sıramı öreceğim ve bitireceğim. Son sıramızı tekrar söylüyorum. 1 sık iğne bir azaltma, sıra boyu tekrar edilecek. Evet, sırayı bitirdim arkadaşlar. Burada bir ilmek kaydırma ve bir zincir yapıyorum. Ve dikmek için birazcık ip bırakıp kesiyorum. Şimdi bu yüz hatlarını hazırlayacağız ve burnu öreceğiz. Önce burnundan başlayalım, sonra yüzünü tamamlayalım arkadaşlar. Evet, yine ten rengiyle devam ediyoruz burun için. Öncelikle altılı sihirli halka yapıyoruz.
Altılı sihirli halkayı tamamladık. Şimdi ikinci sırada hiç arttırma yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Hepsine tek batacağız. Şimdi bir sıra düz ördük. Tekrar bir sıra daha öreceğiz. Arttırmak isteme yapmayacağız. Evet, bir sıra daha düz ördüm. Şimdi bir ilmek kaydırma yapıyorum. Dikmek için ip bırakıp kesiyorum. Şimdi burnumuzu kafamızda yerine dikeceğiz arkadaşlar. Hemen bunun ipin ucunu bir iğneye geçireyim. Evet, burnu gözün altındaki sıranın tam altına, yani şöyle göstereyim bakın. Şuradan itibaren dikeceğim. Tam ortaya dikeceğim. Bu şekilde. Evet, burnunu diktik arkadaşlar. Şimdi kaş için gri ipimi iğneme geçirdim. Gözün üzerinden şöyle göstereyim. Bir sıra üzerinden düz bir çizgi yapacağım. Kaşları yerine sabitledik. Şimdi göz kapakları ekleyeceğiz. Alttan ve üstten. O yüzden bu ipimi değiştirip ten rengini takacağım. Evet, şimdi göz kapaklarına başlıyorum. Gözün yanından çıkıyoruz. Evet, küçük göz kapaklarını da eklemiş olduk. Şimdi saçı ve bıyığı öreceğiz. O yüzden gri ipimle devam edeceğim. Evet. Saçtan başlıyoruz. Öncelikle 24 tane zincir çekeceğiz. Çektikten sonra üçüncüye dönüp ikili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Evet, sonuncuya kadar ikili trabzanlarımızı yaptık her zincire. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra en son battığım deliğe tekrar batıp bir ilmek kaydırma yapıyorum ve dikmek için ip bırakıyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim, bir de ilmek kaydırma, bir zincir. Dikmek için de biraz ip bırakıyorum. Ve bu bizim saçımız oluyor. Şimdi bıyığa geçiyoruz. Evet, yine gri iple devam ediyoruz. Bu sefer 6 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinciye dönüp sona kadar tekli, yani yarım trabzan yapıyoruz. Evet, şimdi sona kadar yarım trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 2 tane zincir çekip son battığım deliğe tekrar batıyorum. Yine bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir şöyle zincir. Dikmek için yine ip bırakıp kesiyorum.
Evet, bıyığı da yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi kulakları yapacağız. Şöyle geri kalan iplerini keseyim. Bıyık da hazır. Şimdi kulağa geçiyorum. Kulak için ten rengimle bir sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkanın içine şöyle başlangıcını yapayım. Sihirli halkanın içine yarım trabzanlarla 6 yarım trabzan yapacağız. Burada bir tane şöyle zincir yapıyorum. Dikmek için ip bırakıp ilk kulağımızı hazırladık. Şöyle burada dikmek için ipimiz, şunu sonra keseceğiz. Şöyle sihirli halkanın içine 6 tane yarım trabzan yaptık. Yarım trabzanla tekli trabzan aynı şey. Yine de size tekrar göstereyim. Şu ilk kulağım hazır. İkincisini tekrar göstereyim size. Sihirli halka yaptık. İçine sık iğne yerine trabzan yapıyoruz. Yarım trabzan veya tekli trabzan. İkisi de aynı. Şöyle sihirli halkamı yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine çektim ipimi. Kulakları arkadaşlar tam yana gelecek şekilde ve kaş hizasından 2 sık iğne aşağı olacak şekilde dikeceğiz. Şöyle göstereyim. Ben bunu şimdi buraya dikeceğim. Diğerini de aynı şekilde karşı tarafına dikeceğim. Gözle de arasında yaklaşık böyle 5 tane sık iğne olacak. 5 sıra 1, 2, 3, 4, 5 aynen şuraya. Daha kolay bir tarif olsun. Gözle arasında 5 sık iğne var. Kaşın hizasından da 2 sık iğne aşağıda. Yani şurası ucu olacak, şurası da aşağısı olur. Kulağı dikmeye başlıyorum. Evet, kulakların ikisini de diktim arkadaşlar. Şimdi saçı dikeceğiz. Saçın ipini, uzun dikiş ipini iğnemi geçirdim. Bu saçı şu şekilde kulakların arasına yerleştirip dikiyoruz. Şöyle arkadan. Böyle tam kulağın hizası değildi, bir tık aşağısı. Şöyle, şu şekilde göstereyim. Bakın. Bu şekilde dikeceğim. Bunu sabitlemek için önce iğnelerle tutturacağım olduğu yere. Sonra dikişini yapacağım. Evet, saçımızı diktik arkadaşlar. Alt tarafı açık bıraktım. Sadece üst tarafı dikiyorum. Üst tarafı bu şekilde oturtturdum kulakların arkasına. Şimdi bıyığı dikmeye geçeceğim. Evet, şimdi bıyığı yerleştireceğiz arkadaşlar. İp ucum yukarıda gördüğünüz gibi. Yine altını hafif açık bırakacağım. Saçta yaptığım gibi. Başlıyorum. Tam burnunun altına dikeceğim. Küçük ama yine de ben iğneyle tutturacağım yamulmasın diye. Evet, bıyık, kaş, göz, kulak, burun ve her şey yüz için tamamlandı. En son şu an şapkasını öreceğim. Yine ayak için kullandığım antresit ipimi kullanacağım. Altılı sihirli halka ile başlayacağız arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Altılı sihirli halkamı yaptım. Şimdi ikinci sırada 6 kere arttırma yapıyorum. Hepsini çift batıyoruz yani.
6 kere artırmamı yaptım. 2. sıramı tamamladım. Şimdi 3. sırada 1 sık iğne bir artırma yapıyorum. Sıra boyu tekrar ediyorum. Evet, 1 sık iğne bir artırma yaptığımız 3. sıramız da bitti. Renk koyu olduğu için çok görünmüyor gibi. 3. sırayı yaptık. 4. sıra geçiyorum. 4'te de 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Yine sıra boyu tekrar ediyoruz. Evet, 2 sık iğne bir artırma yaptığımız 4. sıramız da bitti. 5. sıraya geçiyorum. 5. sıramızda arkadaşlar 3 sık iğne bir artırma. Yine sıra boyu tekrar edilecek. Beşinci sırayı tamamladık. 6. sıraya geçiyorum arkadaşlar. 6. sıramızda yine sıra boyu tekrar edeceğiz. 4 sık iğne bir artırma yapacağız. Altıncı sıramızı da bitirdik. 4 sık iğne bir artırma yapmıştık. Şimdi 7. sıraya geçiyoruz. Burada 5 sık iğne bir artırma yapacağız. Sıra boyu yine tekrar edeceğiz. Evet, şimdi evet, şimdi 8. sıraya geçiyoruz arkadaşlar. 8. sıramızda 6 sık iğne bir artırma yapıyoruz. Yine sıra boyu tekrar ediyoruz. Evet, 8. sıramızı da bitirdik arkadaşlar. 9. sıramızda arttırma eksiltme yapmadan bir sıra düz örüyoruz. Evet, 9. sırada bir sıra düz örmüştük. Şimdi 10. sırada arkadaşlar 6 sık iğne bir azaltma yapacağız. Sıra boyu bunu tekrar edeceğiz. Evet, 6 sık iğne bir azaltma yapmıştık. Sıra boyu tekrar ettik. Şimdi burada 14 tane sık iğne yapıyorum öncelikle. Evet, 14 tane sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum arkadaşlar. Bu 14 sık iğnenin üzerine bir sık iğne birer, yani bir tek bir çift batarak devam ediyoruz sona kadar. 14'ün üzerine bir tek bir çift yapıyoruz. Evet, sıranın başına kadar bir sık iğne bir artırma yaptık. Bir tek bir çift battık. Şimdi bir zincir çekiyorum. En sondaki sık iğneyi atlayıp diğerine batıyorum. Ve sıra sonuna kadar örüyorum. Bir tane atlamış olduk yani. Sona kadar ördük. Burada bir tane azaltma yapacağız. İlmek kaydırma ile bir azaltma yaptım. Bir zincir yapıyorum. Dikmek için uzun ip bırakıp kesiyorum.
Evet, şapkayı kafaya tutturdum. Şimdi dikeceğiz kafanın üzerine arkadaşlar. Şapkanın kenarları şu şekilde buraya hizalandı saça. Şimdi ben bu şapkayı kafaya oturtturacağım arkadaşlar. Dikişe başlıyorum kenarlardan. Şu arka hizayı öreceğim. Dikeceğim. Bunu da şu üst kısımdan dikişe atacağım. Bu şekilde sabitleyeceğim şapkayı. Evet, şapkamızı diktik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oturttum iyice. Kaşlarım dışarı kalacak şekilde. Her şeyi tamam kafanın. Şimdi kıyafetine geçiyoruz. Pantolondan başlıyoruz. Ben pantolon için kahverengi seçmiştim. Onunla başlayacağım. Evet, pantolona başlıyorum arkadaşlar. Pantolon için kahverengi ipimi kullanıyorum. 28 tane zincir çekeceğiz şimdi. ...28 zincir çektim arkadaşlar. Şimdi en baştakini batıp birleştiriyorum. Ardından tam 12. sıraya kadar... ...12. sırada dahil... ...düz örüyoruz. Evet, 28 zincir çekip uçlarını birleştirdikten sonra 12 sıra düz ördük. 12 sıra düz ördük, 13. sıraya geçeceğiz. Bu arada zinciri sıradan saymıyorum. Yani şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zinciri sıradan saymadım arkadaşlar. Zinciri üzerine yaptım, sık iğneleri saydım. Bunu özellikle söylüyorum. Bir sıra belki siz eksik yapmış olabilirsiniz. Şimdi 13. sıraya geçiyorum. 13. sırada 13 sık iğne, bir arttırma yapıyorum 2 kere. Yani sıra boyu olmuş oluyor. 13 sık iğne, bir arttırma. Evet, 13 sık iğne, bir arttırma yaptığım sıram bitti. 13. sıram. Şimdi 14 ile 16 arasını yine düz örüyoruz. Yani 3 sıra, 14, 15, 16. sıraları. Bir sıramızda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, 14 ve 16. sıralar arasını düz ördüm arkadaşlar. Tek sıramız 30 sık iğnemiz vardı. Şimdi 17. sırada 14 sık iğne, bir arttırma yapacağız. Sıra boyu tekrar edeceğiz. Evet, 14 sık iğne, bir arttırma yaptığımız, sıra boyu tekrar ettiğimiz 17. sıramız bitti. 18. sıradan 25. sıraya kadar düz örüyoruz arkadaşlar. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. 18. sırayla 25. sıra arası. Evet, 18 ve 25 arasını düz ördük arkadaşlar. Şimdi 26. sıradayız. 26. sırada önce 3 tane zincir çekiyorum. Diğer bacağı birleştireceğim. Buraya kadar aynı şekilde örün. İkinci bacağımızı da, ikinci bacağı burada birleştireceğiz. Dediğim gibi 3 zincir çekiyorum. Ardından ikinci bacağı ekliyorum. 3 zincir çektik. İlmek kaydırma ile birleştirdik. Şimdi bu bir bacağın üzerine düz öreceğiz. Artırma eksiltme yapmadan. Bir bacağın üstünde 32 tane sık iğnemiz var. Zincire kadar tekrar örüyorum bir tur.
Evet, bir sıra düz ördük. Şimdi zincire geldik. Zincirin üzerine 3 tane sık iğne yapıyorum ve diğer bacağa geçiyorum. Evet, 3 zincirin üzerine 3 tane sık iğne yaptım. Şimdi diğer bacağın etrafını tekrar arttırma eksiltme yapmadan örüyoruz. Evet, bir sıra düz ördük. Zincirin diğer tarafına geldim. Zincirin diğer tarafına da 3 tane sık iğne yapıyorum yine. Ve sıramız bitti. Şimdi bundan sonraki sık iğnemiz, bacaktaki ilk sık iğne bizim başlangıç noktamız olacak. Ve bir sıra daha düz örüyoruz arkadaşlar. Bir tur daha. Evet, bir sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi 6 kere 9 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 9 sık iğne bir azaltma, 6 kere. Evet, 6 kere 9 sık iğne bir azaltma yaptık sıramızda. Şimdi son sık iğnelerimi, yani 4 tane sık iğnem kaldı, onları düz örüyorum. 29. sıramızı bitirdik arkadaşlar. Evet, şimdi 4 sık iğnemizi örmüştük. 30. sıraya geçtik. 30. sırada arkadaşlar önce bir azaltma yapıyoruz. Ardından 3 kere 18 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 3 kere. Evet, 3 kere 18 sık iğne bir azaltma yaptık. Şimdi sona 2 tane sık iğnem kaldı. Bunları düz örüyorum arkadaşlar. İki sık iğnemden sonra 31. sırama geçiyorum arkadaşlar. 31 ile 35 arasını düz örüyoruz. Arttırma eksiltme yapmıyoruz. Evet, 31 ile 35 arasını düz ördüm arkadaşlar ve pantolonu gövdenin üzerine geçirdim. Şu başlangıç kısmımızın arkaya gelecek şekilde geçirdim. Gördüğünüz gibi ayağın arkası. Şimdi 50 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. Askıyı yapacağız. Sıralarımız bitti. 31 ile 35 arasını ördükten sonra. Şimdi askıyı öreceğiz. Dikkat edin, arkaya dik gelmesine dikkat edin buranın. Öne doğru öreceğiz çünkü. Şimdi burada 50 zincir çekiyorum. Evet, 50 zincir çektim. Şimdi ikinciye dönüyorum arkadaşlar. İkinciden itibaren 37 tane yarım trabzan yapıyoruz. Evet, 37 tane tekli trabzan yaptık. Şimdi 38 zincir çekiyorum. 38 tane zincir. Zincirimi çektim. Yine ikinciye dönüyorum ve sonuna kadar, şurada şuraya kadar
37 tane yani. Etekli trabzan yapıyorum yine. Evet, sona kadar tekli trabzanlarımı yaptım. Şimdi buradan da buraya şu ikisini birleştireceğim şu şekilde. İlkinde yaptığımız ilk tekli trabzanın olduğu yeri bununla da bir tekli trabzan yapıyorum. Ve aşağı kadar yine tekli trabzanlarıma devam ediyorum bu sıranın sonuna kadar. Evet, tekli trabzanlarımız da sona kadar geldik. Şimdi şuradan başladık ya, şu sık iğnenin içine batıyorum ve bir ilmek kaydırma yapıp ipimi keseceğim, saklayacağım arkadaşlar. Evet, askımız da tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yeleğe geçiyoruz. Yelekten sonra tüm dikişleri yapıp düğmelerini dikip bitireceğiz arkadaşlar. Evet, yeleği bu gri ipimle örüyorum. Kaşta kullandığım gri ip, kaş bıyık saçta. Öncelikle 16 tane zincir çekeceğim. 16 zincir çektik. Şimdi ikinciye dönüyorum arkadaşlar. 15 sık iğne üzerine örüyorum. Bu bizim ikinci sıramız olacak. İkinci sıradan 6. sıraya kadar bu şekilde öreceğiz. Her sıra geçişte de bir zincir çekip yukarıya çıkacağız. İkinci ve altıncı sıralar arası 15 sık iğne örüp parçamızı büyüteceğiz. Şimdi ikinci dönüyorum. 15 sık iğne örüyorum üzerine. Evet, 15 sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. 3. sıramı geçiyorum. 6 sıra böyle öreceğiz. 6. sırada dahil. Evet, 6. sıraya kadar ördük. Düz 2 4 6 sıram tamamlanmış oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine yukarı dönüyoruz. Ve 14 sık iğne örüyoruz. Şimdi yine bir zincir çekip sıra sonuna kadar örüyorum. Yani toplam yine 14 sık iğne. Evet, şimdi yine bir zincir çekiyorum. 9. sırama geçiyorum. 13 sık iğne örüyorum. Evet, 13 sık iğnemi ördüm 9. sırada. 10. sıra için yine bir zincir çekiyorum ve üst sıraya geçiyorum. Sıra sonuna kadar yani tekrar 13 sık iğne örüyorum. Evet, 10. sıramı bitirdik. 11. sıraya geçiyorum. 11. sırada arkadaşlar yine bir zincir ve 12 sık iğne öreceğiz. 11. sıramız bitti. Yine bir zincir. Yine sıra sonuna kadar yani 12 tane sık iğne örüyoruz. 12 sık iğnemi yaptım. 12. sıram bitti. Şimdi yine bir zincir çekiyorum ve 4 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, 4 ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra 7 tane sık iğne yapıyorum.
Evet, 7 sık iğnemi ördüm. 1 zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. 14. sıramızda yine 7 sık iğne örüyoruz. Evet, 7 sık iğnemi de yaptım. 14. sıram bitti. 15. sıramda arkadaşlar yine 1 zincir çekiyorum 15'e çıkmak için. Ve 6 sık iğne örüyorum. Evet, 6 sık iğnemi ördüm. Şimdi 16, 17, 18, 3 sıra sürekli böyle zincir çekeceğiz, döneceğiz ve 6 sık iğne öreceğiz. 3 sıra. Evet, 3 sıra 6 sık iğnemizi ördük. Şimdi burada zincir çekip ipimi kesiyorum arkadaşlar. Ön parçalardan bir tanesi bitmiş oldu. Şurası kol kesimi. Sağ parçayı bitirdik. Şimdi sol parçayı öreceğiz. Sonra da arka parçayı öreceğiz ve bunları birbirine dikeceğiz. Sağ parça bitti arkadaşlar. Şimdi sol parçaya geçiyorum. Evet, sol parça için yine 16 zincir çekeceğim önce. 16 zincir çektim. Şimdi yine 2, 3, 4, 5, 6. sıralarda 15 sık iğne öreceğiz. Bir zincirle yukarı döneceğiz hep. İkinciden başlıyorum. 15 sık iğne öreceğim bu sırada. Evet, 6 sıra yine düz ördük dediğim gibi. Tek sırada 15 sık iğne olacak şekilde. 7. sırada bir zincir çekiyorum. Yukarı çıkıyorum 7. sıra için. Ve bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ardından 14 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördük. Sıranın sonuna gelmiş olduk. Bir zincir çekiyorum ve 8. sıra için dönüyorum. 8. sırada da 14 tane sık iğne öreceğiz yine. Evet, 14 sık iğnemi ördüm. 8. sıram bitti. 9. sırada arkadaşlar yine bir zincir çekiyorum. Yukarı çıktım. 9. sırada yine bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 13 sık iğne örüyorum. 13 sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Ve dönüyorum. Yine bir 13 sık iğne örüyorum. 10. sıramdayım şu an. 13 sık iğne öreceğim. Evet, 13 sık iğnemi ördüm. 11. sıra için bir zincir çekiyorum. Yukarı dönüyorum. Yine bir ilmek kaydırma yapıyorum önce. 12 sık iğne örüyorum. Evet, 12. sıraya geçiyoruz. Yine bir zincir çektik ve 12. sırada 12 sık iğne yapıyoruz. Evet, 12. sırada 12 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yukarı dönüyorum ve 8 sık iğne örüyorum. Sekiz sık iğne ördükten sonra bir zincir çekiyorum, yukarı dönüyorum. Yukarı döndük ve 7 tane sık iğne örüyoruz. Yedi sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 6 sık iğne öreceğim burada. Evet, bir ilmek kaydırma 6 sık iğne yapmıştım. Şimdi 3 sıra aynı şeyi tekrar ediyorum. Bir zincir çekeceğim. 6 sık iğne öreceğim 3 sıra. Sıra 6 sık iğne yaptık. Şimdi bir zincir yapıyorum. Burada ipimi kesiyorum. Arka parçasına geçeceğiz arkadaşlar.
Evet, yeleğin arkası daha kolay arkadaşlar. Ön parçalar zor gelmiş olabilir. Neyse başlıyorum şimdi. 31 zincir çekeceğiz öncelikle. Şimdi 31 zincir çektik. İkinciye döneceğiz arkadaşlar. 12 sıra düz öreceğiz. Bir zincir çekip hep üst sıraya geçeceğiz. Yeleğin önünde yaptığımız gibi. İkinciye dönüyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. Her üst sıraya geçmeden zincir çekiyoruz. 12. sıraya kadar düz öreceğiz. Evet, 12 sıra, 12. sıra dahil düz ördük. Bakın şu her çizgide 2 sıra, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şimdi yukarı geçeceğim. Azaltmalı sıralarımıza geçiyoruz burada. Bir zincir çektim. 2 tane ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra 26 tane sık iğne yapıyorum şimdi. Evet, 26 sık iğne yaptım. Sondaki tane kaldı. Onları örmüyorum. Yukarı dönüyorum arkadaşlar. Bir zincir çekip. Şimdi bu döndüğümüz sıramız bizim 14. sıramız olacak. 13'te 26 sık iğne yapmış olduk. 14. sırada da şimdi önce 2 tane ilmek kaydırma. İki ilmek kaydırmadan sonra 22 tane sık iğne yapıyorum. Evet, 22 tane sık iğne yaptım. Şimdi yukarı dönüyoruz arkadaşlar. Yine bir zincir yapıyorum ve 15. sıraya dönüyorum. Şimdi 15'ten 18. sıraya kadar 22 sık iğne yapacağız. Her sıra geçti de zincir çekip yukarı döneceğiz. Evet, 3 sırada 15, 16, 17, 18 pardon 4 sırada 22 sık iğnemi yaptım ve yeleğin arka parçası da bitti. Şimdi burada bir zincir yapıp dikmek için biraz ip bırakıp kesiyorum. Burada ipi uzun da bırakabilirsiniz, az da bırakabilirsiniz. Yani şöyle şu köşeyi dikeceğiz, sonra ipi keseceğiz. Ben biraz fazla bırakacağım. Her seferinde bu dikiş ipini kullanacağım. Aslında bu burası için uzun bir ip bıraktım yani. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman şöyle göstereyim. Her şöyle kolon çift bitiyor. Yani şöyle göstereyim. Çift. Hiç tek sıra kalmadı. Çünkü burası parçanın dışarı görünecek yüzü. Biz toplam 18 sıra ördüğümüz için bizim burada baktığımız zaman bütün sıraları çifti daha yapılmış şekilde görüyoruz. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıramız var. Bunun arkasını çevirdiğimizde bir tane altta tek sıra var, bir tane üstte tek sıra var. Burası da yani bu yüzü, hırkanın bu yüzü içeride kalacak kısmı. Aynı şekilde bu parçalar için de o şekilde bakıyoruz. Bakın bunun bir sıra altta teki var, bir sıra üstte teki var. Bunları böyle yerleştiriyoruz. Dikişe böyle başlıyoruz çünkü böyle dikeceğiz. Bunu böyle açıp dışarıya aldığımız zaman dışarıda böyle çift sıralarımız düzgün görünsün diye. Yani parçanın tersini düzünü bu şekilde ayarlayın. İnşallah anlatabilmişimdir. Yani şurada tekrar gösteriyorum. Bakın parça tüm bakın. Şu her ince ayıran kısım iki sırayı ayırıyor. Gördüğünüz gibi burada açıkta kalan sıra yok. Şuraya çevirdiğimiz zaman bir tane tekli sıra burada, bir tane de burası var. Bu kısım, bu görünüş içeride kalacağı için dikişi buradan yapacağız. Ona göre yapacağız. Şimdi yönünü belirleyip dikiyorum. Yeleğin iki tane parçası vardı önde. Sağ ve sol parçası. Bir de arka parçamız var. Bunları öncelikle birbirine dikeceğiz. Sonra etrafını yapacağız. Gördüğünüz gibi tekliler bana bakıyor. Tekli sıraların göründüğü kısım bana bakıyor. Üstüne bunu koyuyorum. Yine koyduğum parçanın da
Bu işte tekli sıralara bana bakıyor. Tersi yani. Tersi bana bakıyor diyeyim. Şimdi bunu böyle koydum. Şurası kol boşluğu. Burayı dikmiyoruz. Şuraya dikeceğiz. Şu yanı dikeceğiz. Aynı şekilde bu parçanın da şöyle koyayım. Üstünü ve şu yanını dikeceğiz. Böyle yerleştirdiğimiz zaman şu önü ayrık duruyor. O önemli değil çünkü bir sıra öreceğiz daha. Etrafının şu zigzagları kaybolacak. Daha yuvarlak bir görünüm olacak. Normal hırkalardaki gibi. Şimdi ben dikişe başlıyorum. Önce bir iğnemi bulup ipimi geçireyim. Evet, dikişlerini tamamladım. Şimdi kenarlarını öreceğim. Bu düğümlerden kalma ipleri de örerken aralara gizleyeceğim. Şimdi örmeye başlıyorum. Tam arkadan ve ortadan başlıyorum. Şimdi alt kenarda hırkanın şu alt kenarında tekli trabzan yapıyoruz. Bu üst kenarda ve ensede sık iğne yapıyoruz. Sayılar önemli değil. Bu kenarı ne kadar güzel gösterecek şekilde yaparsanız o kadar iyi. Çift batabilirsiniz, tek batabilirsiniz. Fark etmez. Yeter ki burada estetik bir görünüm olsun. Burayı ovalleşmiş olsun. Öyle diyeyim size. Bakın şöyle diğer hırkamı göstereyim. Gereken yere tek batıyorum. Gereken yere çift batıyorum. Görünümü düzeltmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada sık iğne yapıyorum. Alt sırada tekli trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yani. Ense de sık iğne. Başlıyorum arkadaşlar. Sırt yeleğin arka ucunda, arka kenarından ortadan başladım ben. Örerken de düğümlerden kalan ipleri saklayacağım. İpimi geçirdim. Bir zincir yaptım. Güzel görünsün diye. Ve tekli trabzanlar yapıyorum. Alt kenarda olduğum için. Kenara geldim arkadaşlar. Şimdi burada üst tarafa geçeceğiz. Son battığım, son tekli trabzan yaptığım yere bir tane daha tekli trabzan yapıyorum. Ardından bu tarafa doğru sık iğneler yapmaya başlıyorum. Buraya iki tane tekli trabzan yapmıştım. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı deliğe. Şimdi yukarı doğru sık iğneler yapıyorum. Çok sıkmadan yapın ki estetik görüntüyü yakalayalım. Bazısına tek, bazısına çift batıyorum. Ne gerekirse, görünüm nasıl güzel görünecekse, olacaksa.
Evet, sona kadar geldim. En son da ilk yaptığımız zincir yaptık. Sonra tekli tırazan yapmaya devam ettik. İlkine bir ilmek kaydırma yaptım, bir zincir yaptım. Şimdi ipimi keseceğim ve ucunu saklayacağım. Evet, örgülerimizi bitirdik. En son şuraya 3 tane veya 2 tane düğme dikeceğim. Yani bu sadece süs olacak, yani gerçekten iliklenecek bir düğme değil çünkü çok küçükler zaten. Sadece görünümü de hırka olduğu için, yelek olduğu için. Tam gri rengi bulamadığım için ben bordo dikeceğim, bordo da yakışacağı için. Diğer iki beyazımı da gömleğe dikeceğim. Gri ipimi inceltip dikeceğim. Birazcık gri ip kesiyorum. Ve ipi ayırıyorum. Gri dikiş ipiniz varsa onu da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım bu sefer. Bu düğmeleri de internet sitelerinde yok. Yani hiçbir internet hobi mağazasında görmedim. Sadece bizim eve yakın bir tuhafiyeden buldum. Şöyle ucu dikiyorum. Yeleğimizin düğmelerini diktik ve yelek de artık tamam. Şimdi tüm dedenin parçalarını dikme zamanı geldi. Bütün kısımlarını ördük. Dikişe geçiyoruz arkadaşlar. Evet, önce kolları dikeceğim arkadaşlar. Kollara normalde dikiş ipi bırakmam lazımdı. Bırakmamışım. O yüzden ipimi ayarladım. İğnemi geçirdim. Düğüm gözükmesin diye içten batıp bu kolları dikeceğim yerden çıkıyorum. Tam zaten omuz kısmı belli. Oralara yan, şöyle göstereyim. Omuzlar belli zaten. Birbirlerinin paralel olacak şekilde kolları dikeceğiz. Kollarımızın yarısı dolu, yarısı boş. Şuradan dikiş yapıyorum. Baş parmağın öne gelmesine dikkat edin tabii ki. Evet, kolları diktim. Şimdi şu önde yakaların ayrıldığı yerden aşağı doğru hizalayıp iki tane gömlek düğmesi dikeceğim arkadaşlar şöyle. İki tane gömlek düğmesi yerleştireceğim. Yine dikiş ipi hazırladım kendime. Normal ipimden biraz kesip ayırdım katlarına. İki düğme koyacağız buralara. Evet, düğmeleri yerleştirdim. Şimdi şu askımızı güzelce ters dönmeden yerleştirip dikeceğiz. Bu şekilde. Yerlerinin birbiriyle aynı olmasına dikkat edin. Evet, dikişe başlıyorum. Evet, askılara da diktim. Şimdi en önemli dikişe geldik. Başı dikeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde başı da yerleştireceğim. Bundan önce dediğim gibi şurası boş, gördüğünüz gibi burayı iyice dolduracağım ki baş sağa sola bir yere düşmesin diye. İyice sıkıca doldurup dikişe başlayacağım. Başın düşmemesi için boynun sıkı dolması önemli.
Evet, başı da diktim ve dedemiz bitti arkadaşlar. Tüm çekim bu kadardı. Hırkasını giydirdim ayrıca, başka bir şey yapmadım. Bu dede de kahverengi pantolon, siyah şapka ve gri hırka kullandım. İlk yaptığımda şöyle bej renk ve kahverengi kenarlı lacivert pantolonluydu. Ten renklerindeki farklılığı da söyleyeyim. İlk yaptığım Madame Coton'un ten rengi. Bu Yarn Art. Sadece o kadar farkı var. Gördüğünüz gibi her şey tamamlandı. Boynu sıkı ördüğüm için de boyun düşmüyor. Şöyle göstereyim, yani aynı duruyor. Hepinize kolay gelsin. Bu biraz zor bir tarifti. Eğer benimle beraber ördüyseniz paylaşırken beni etiketlemeyi unutmayın. Dedeyle neneyim. Nene, nine, anneanne, babaanne artık hangisiyse. Beraber örmeniz çok güzel olur. Ben ikisini yan yana koyunca çok hoşuma gidiyor. Umarım açıklayıcı olmuştur, yardımcı olmuştur tarifim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.